Herkese merhabalar, Egzotik Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomda e, ruj çiçeği üretimi ve bakımı hakkında sizlere bildiğim kadarıyla bilgiler vereceğim. Öncelikle şöyle kısaca bir ruj çiçeğimi göstereceğim ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Egzotik Bahçem ve Doğal Bahçe adlı iki hesabım var. İkisini de takip edebilirsiniz. Ancak soru soracaksanız lütfen sadece Doğal Bahçe hesabıma yazın. Yoksa karışıklık oluyor arkadaşlar. Evet şöyle ruj göstereyim. Bu arada sesin biraz gidip geliyor arkadaşlar. Onun için kusura bakmayın. Videoyu da dördüncüye çekiyorum sesim yoruldu. Zaten boğazım biraz rahatsızdı. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Şöyle gördüğünüz gibi ruj çiçeğimizin üzerinde çiçek dolu. Hemen bakımına geçeyim videoyu çok uzatmadan. Bakımı aslında çok kolay bir bitki arkadaşlar. Zaten genelde bakımı kolay olduğu için birçok kişi de vardır diye düşünüyorum. E, güneşli yerleri çok seviyor ancak yakıcı güneşli değil filtrelenmiş yani perde arkası diyebiliriz perde arkası yerlerde e, perde arkası güneşte gayet güzel oluyor mesela bizim burası arkadaşlar sabah güneşi alıyor o sabah güneşi ona yeterli geliyor dediğim gibi filtrelenmiş güneşi seviyor bol ışığı seviyor yani bol ışıklı bir alanda olması gerekiyor kesinlikle e, bu alanlarda olmazsa zaten çiçek açmaz. Gördüğünüz gibi e, gölgeye gelemiyor. Dediğim gibi gölgeli yerlerde bakmayın. Mümkün olduğu kadar ışıklı alanlarda olsun. E, üretiminden de bahsedeyim. Üretimi çok kolay. Çelikle üretilebiliyor kolayca. Bizim de şurada çelikle ürettiğimiz bir bitkimiz var. Dediğim gibi kolayca çelikten üretebilirsiniz. E, tohumla da üretebilirsiniz. Ancak büyük ihtimalle ülkemizde tohum tutmuyor. Zaten evde çoğu süs bitkisi tohum tutmaz. E, arılar ve şeyler tarafından tozlanamadığı için e, tutamazlar tohum. Dışarıda olsa belki bir ihtimal tutabilir. Suva da çok dayanıklı bir bitki değil bu arada arkadaşlar. Uzun süreli donlara dayanamıyor. Çok böyle hafif süreli donlara e, dayanabiliyor ancak. Belki Ege ve Akdeniz bölgesinde dışarıda yetişme ihtimali olabilir. Ancak tam olarak bilemiyorum e, daha sonra boyu bir buçuk metreye kadar büyüyebiliyor ruj çiçeklerinin. Bir buçuk metre kadar uzayabiliyor. Anavatanı Endonezya, Malezya, Hindistan civarları arkadaşlar. Orlarda da zaten yağmur ormanlarında yetişiyor. O yüzden suyu seven bir bitki. Suyunu eksik etmemelisiniz. Tabi suyunu eksik etmemelisiniz derken suyu da bocalamayın içine tabii ki de. Böyle susadıkça, toprağı kurudukça suyunu verebilirsiniz. Parmağınızla kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Parmağınızı toprağa batırdığınız zaman toprak nemli gelmiyorsa suyunu verebilirsiniz. Besininden de hemen bahsedeceğim. Ee, bitki besini verebilirsiniz. Biz vermiyoruz. Ee, bitkilerimize böyle yapay besinler hiç kullanmıyoruz. Ama kullanan varsa o besinlerin arkasında zaten nasıl kullanılabileceği yazıyor. Onlara bakarak kullanabilirsiniz. İşte yaprak için olan var, çiçek için olan var. Çiçek açmasını istiyorsanız zaten çiçek için olanı almalısınız. Dediğim gibi kullanımları arkasında yazıyor. Ee, biz hayvan gübresi veya böyle bitki artıkları, meyve artıkları falan veriyoruz. Yani çürümüş bitkiler falan veriyoruz. Onlar onlara iyi geliyor. Zaten e, benim de tavsiyem daha çok bu tarz şeyler kullanmanız. Çünkü bunlar doğal arkadaşlar. Ayrıca bitkiler e, her bitki, içerideki bitkileriniz olsun, dışarıdaki bitkileriniz olsun hepsi yağmur suyunu çok sever. Zaten yağmur suyu onlar için en iyi sulardan bir tanesidir. Yağmur suyu verirseniz kesinlikle daha çok çiçek açıyorlar ve daha güzel oluyorlar. Biz kalatyalarımızda da yağmur suyu kullanıyoruz zaten. Bu arada o stromante. E, daha sonra dediğim gibi anavatanı yağmur ormanları. Eee bu arada şundan da bahsedeyim hemen hayvan gübresini söylemeyi unuttum. Hayvan gübresinin kullanımı biraz sakıncalı arkadaşlar. O yüzden e, bilmeden kullanmayın. E, bilmeyenler bana sorabilirler. E, yazarak anlatabilirim. Şu an e, o kadar videoyu uzatmayacağım. Ondan bahsetmeyeceğim. Konuyu da dağıtmak istemiyorum pek. Ama dediğim gibi yazabilirsiniz. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Sorularınız olursa da yazabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.